Selamun aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bayram Özendi YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Evet. Konumuz ne? Konumuz arkadaşlar zekat vermenin fazileti. Buraya kadar anlattıklarımız ahiretinin üzerinde meraklı olan kimseler için yeterlidir. Onun için zekat miktarında malı olan herkesin zekatını vermesi dünya ve ahireti için en selametli olan yoldur. Allahu Zülcelal bir ayeti kerimede ey iman edenler içinden ne bir alışverişin ve ne bir dostluğun ne de bir şefaatin olmadığı bir gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayın. Bakara 254 buyurmuştur. Mal ve servet insanların gözünde çok değerlidir. Çünkü bu sayede dünyada rahat bir şekilde yaşarlar. Oysa Allahu Zülcelal başka bir ayeti kerimede ise şüphesiz Allah müminlerden cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın aldı. Tevbe 111 buyurmuştur. Bu cenneti satın almak, Allahu Zülcelal'e kavuşmak aşkıyla canını seve seve vermektir. Oysa malı seve seve vermek, canını vermekten daha kolaydır. Bu hususta da insanlar üç kuyruğu gruba ayrılır. Bir, bunlar bütün mallarından vazgeçmişlerdir. Nitekim Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bütün servetini getirip Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme takdim etmiştir. İki, bunlar tutumlu kimselerdir. İhtiyat zamanlarını ve hayır yapılacak yerleri gözetirler. Bu kimseler zekat vermekle yetinmezler. Üç, bunlar da sadece zekat vermekle yetinirler. Zekatlarından ne fazla ne de eksik verirler. Zekatın diğer bir fazileti de insanı felakete sürükleyen cimrilik sıfatından nefsi temizlemektir. Çünkü Allahu Zülcelal bir ayeti kerimede kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Haşr suresi 9 buyurmuştur. Zekat maddi ve manevi bir temizleyicidir. Bir kimse malını Allah yolunda harcadığı ve zekatını verdiği zaman seviniyorsa o kişi nefsini cimrilik sıfatından temizlemiş demektir. Zekatın diğer bir fazileti de nimete karşı şükür etmektir. Şüphesiz ki Allah Zülcelal'in kulunun zatında ve malının hakkı olan nimetleri vardır. Bedenle yapılan namaz, oruç gibi ibadetler bedenin şükrüdür. Mal ile yapılan zekat gibi ibadetler de mal nimetinin şükrüdür. Darda kalan ve kendisine muhtaç olan bir fakiri görüp de malının 1/40 veya mahsulünün 1/10 vererek onu istemekten ve başkalarına muhtaç olmaktan kurtarmayan
ve Allahu Zülcelal'e karşı şükür borcunu yerine getirmeye nefsi yanaşmayan kimse ne kadar da hasizdir. Zekat veren kimsenin görevleri. Zekatı gizli vermektir. Zekat veren kimsenin bir takım görevleri vardır. Bunlar bir, zekatı gizli vermektir sevgili dostlar. Çünkü gizli vermek veren kişiyi riyadan uzaklaştırır. Zekatı gizli vermek hususunda bazı alimler o kadar ileri gitmişlerdi ki alanın vereni tanımamasının daha faziletli olduğunu söylemişlerdir. 2. Ancak zekatı açıktan vermenin başkalarına zekat vermeye teşvik edeceğini bilinirse zekatı gizlemeden açık olarak vermekte bir sakınca yoktur. Fakat veren kişi kendisini riyadan korumaya çalışmalıdır. 3. Zekat veren kimse verdiği zekatın sevabını başa katmak ve fakiri incitmek suretiyle yok etmemelidir. Çünkü Allah Zülcelal bir ayeti kerimede "Ey iman edenler, sadakalarınızı başa kakmak ve incitmekle boşa çıkarmayın." Bakara 264 numaralı ayeti kerimede buyurmuştur. Onun için zekat veren kimse fakirleri malını temizleyen ve cehennemden kurtulmasına vesile olan Allah-u Zülcelal'ın hakkı olan zekatı kabul etmekle kendisine iyilik eden bir kimse olarak görmelidir. Eğer fakir zekatı kabul etmeseydi zengin olan kimseler Allah-u Zülcelal'e borçlu kalacaklardı. 4. Verdiği zekatı küçümsememelidir. Eğer verdiğini gözünde büyütecek olursa gurura kapılabilir. 5. Malının en yenisini, en iyisini, en çok sevdiğini ve en temizini ayırıp vermelidir. 6. Zekatını verirken vereceği kimselerin bu yardıma en fazla layık olan kimseler olmasına dikkat edip araştırarak vermelidir. Zekatı verirken müttakileri araştırılmalıdır. Böylelikle onların ibadetlerine ortak olmuş olur. Çünkü müttakiler Allah Zülcelal'den hakkıyla korkan ve onun ibadetine sarılan kimselerdir. B. İlim ehlini araştırmalıdır. Böylelikle o kişinin ilmi çalışmalarına yardımcı olmuş olur. C. Vereceği kimse ihtiyacını gizleyen, başkalarından istemeyen veya zenginliği elinden gitmiş, sıkıntı içinde hayatını sürdüren kimselerden olmalıdır. D. Vereceği kimse bakmakla mükellef olduğu kalabalık birisi veya hastalık ya da başka bir sebeple çalışmayan birisi olmalıdır. E. Vereceği kimse yakınlarından olmalıdır ki bu zekat ile sıla-i rahim yapmış olsun. İşte zekat ve sadaka verilecek kimselerde aranacak vasıflar bunlardır. Bu vasıflar göz önüne alınarak verilen zekat ve sadaka yerini bulmuş olur. Zekattan kurtulmak için hile yapmak. Burada maalesef günümüzde çok fazla yapılan zekattan kurtulmak için hile yapma konusunu da kısaca açıklamak istiyoruz. Zekat vermekle yükümlü olan bir Müslümanın zekat malını bir fakire hibe etmesi ve sonra da o malı ondan satın alması ya da üzerinden yıl geçmeden malını bir yakınına hibe etmesi ve sonra o malı geri alması gibi zekatı üzerinden düşürmek için hile yapmak haramdır. Onun için buna çok dikkat etmek. Allah Zülcelal'in farz kılmış olduğu zekatı günü geldiğinde çıkarıp vermek lazımdır. Netice olarak tüm bu anlatılanlara bakarak
zekat vermeyi terk etmenin Allah-u Zülcelal'in rızasına giden cennet yolunun üzerinde bir engel olduğu, zekatı vermenin ise cennet yolunun üzerinde büyük bir rehber olduğu anlaşıldı. Allah-u Zülcelal bir ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden gönderdiğiniz her hayrı Allah'ın yanında daha hayırlı ve daha büyük olarak bulacaksınız. Müzemmil 20. Zekatın her yönden çok büyük yararları vardır. Kalbimizdeki mal sevgisi bizi birçok hayırlardan mahrum bıraktığı gibi hata ve günahlara da sevk eder. İşte zekatla kalbi bu afetlerden kurtarmış oluruz. Zekat sayesinde yoksullar ve acizler de sevindirilmiş olur. Mal varlığı da hain ve hırslı gözlerin zararından muhafaza edilmiş olur. Sevgili din kardeşler, zekat malın şükrüdür. Bu şükür yerine getirilebilmenin yolu da farz olan zekatı vermek ve yoksullara, muhtaçlara sadaka vermekle yerine getirilmiş olur. Nasıl ki düşmanın eline bir adam esir olarak düşer, ellerini bağlayıp boynuna vuracakları zaman adam, size fidye versem beni bırakır mısınız dediğinde onlar da kabul eder ve adam neyi varsa verip kendisini kurtarırsa, insan da zekat ve sadaka vererek bu dünyada malını muhafaza eder, kıyamet gününde de kendisini cehennemden muhafaza etmiş olur. Allah için zekat vermek, dünya nimetlerinden uzaklaşarak ahiret için yapılan karlı bir ticarettir. Onun için insan elindeki bu varlığı ve zenginliği Allah-u Zülcelal'in verdiğine ve yine bir gün alabileceğine inanıyorsa, Allah-u Zülcelal'in emretmiş olduğu zekatı verirken cimrilik yapmamalıdır. Dün Karun'u mallarıyla beraber toprağa yutturan Allah-u Zülcelal, bugün bizim mallarımızı elimizden alabilir. Bunu aklımızdan hiç çıkarmamamız lazımdır. Çünkü Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede mallarında isteyene ve mahrum bırakılana belli bir hak tanıyanlar, ceza gününü tasdik ederler, onlar Rablerinin azabından korkanlar. Me'arik 24-25-26-27 buyurmuştur. Mallarında isteyene ve mahrum bırakılana belli bir hak tanıyanlar, ceza gününü tasdik ederler, onlar Rablerinin azabından korkanlardır. Allah-u Zülcelal hepimize razı olacağı şekilde zekatını verenlerden eylesin. Amin. Bayram Özendi YouTube kanalımı beğenmeyi, izlemeyi, abonelik etmemeyi unutmayın sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun.